Ya genel olarak sempozyumlar insanları yordu, bu gerçek. Fakat bu çok önemli bir sempozyum ve şu anda Türkiye içinde çok can yakıcı. Çünkü çiftçilik ortadan kaldırılıyor, tarım şirketleştiriliyor. Buna eğilmiş olması, DEM Parti'nin eğilmiş olması ve bununla ilgili bir strateji belirleme isteği çok önemli ve çok değerli buluyorum. Çiftçiler çok net olarak şu anda maliyetlerin yüksek olmasından, fiyatların düşük olmasından dolayı zarar ediyor. O yetmiyormuş gibi bir de ürününü satamıyor. Ürünü satacak kanallar yok. Çünkü geçmişte çiftçinin destekleme alımları vardı. Kimdi bu? Kamu kuruluşlarıydı. Bu kamu kuruluşları özelleştirildi. Özelleştirilince bunu tek başına şirketlere kaldı. Şirketler de kendi aralarında anlaşarak fiyatı sürekli düşük belirliyorlar. Düşük olarak belirledikleri bu fiyat neticesinde çiftçi zarar ediyor. Şimdi buradan çıkışın yolu şu, yani bunun çözümü şu, mutlak surette maliyetin üzerinde bir fiyat verilmeli ve verilecek olan fiyatı devlet garantör olmalı. Fiyat şöyle belirlenmeli: maliyet artı %25 kazanç artı insanca yaşam payı üzerine eklenerek yapılmalı. İnsanca yaşam payı da o yılın enflasyonudur. Yani bunlar üst üste ekledikten sonra bir fiyat belirlemeli. Bu fiyatın altına düştüğünde de hükümet onu kendisi satın almalı. Şimdi AKP çok net olarak, sadece AKP'ye yüklemek gerekmiyor, 1980'den bu yana aşamalı bir biçimde Türkiye tarımında sinsi bir plan ilerliyor. Bu plan hemen hemen 1980'den bu yana iktidar olan tüm hükümetler çiftçiliği ortadan kaldırmak ve tarımı şirketleştirmek için bir plan uyguluyorlar. Bu plan uygulamasında son noktaya geldiklerinde AKP devraldı. Yani çiftçiyi bütün elini kolunu bağlayacak duruma getirip her türlü destekten yoksun bıraktıktan sonra devraldı. AKP devraldı. AKP de bu çiftçilerin elde ettiği ürünleri ve elde ettiği kazancı şirketlere ben nasıl aktarırım? Hangi yol yordamla, hangi kanun yönetmelikle bunu yaparım çalışmasını yürütüyor. Bu bölge yerel tohumla üretime geçmeli. Bitkisel üretimle hayvan yetiştiriciliğini birlikte yürütmeli ve yerel pazar, yerel üretim, yerel pazarı mutlaka inşa etmeli. Arada aracıları kaldırırsa hem çiftçi mutlu olur hem de tüketici mutlu olur.